Biz yerlerde oynatıyoruz, oynatıp çalıyabiliyoruz. O öne geldik, buna göz açıyorum ama. Sergimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi tamamen tarih ve coğrafya öğretmenlerimizin yönlendirmeleriyle öğrencilerimizin kendi hayal güçleri ve yeteneklerini kullandıkları ürünler çıkardıkları bir sergi oldu. Sergimiz tarih ve coğrafya müfredatı içerisinde yer alan bütün kavramları görsele dökmek üzerine hazırlandı. Biraz sonra gezdireceğiz sizleri. İnşallah beğenirsiniz. Hoş geldiniz. Sergimiz bugün akşama kadar sürecek burada. Yarın okulumuzda sergilemeye devam edeceğiz. Komşu okullarımıza haber verdik, bilgi verdik öğrencilerini gezdirmeleri ve istifade etmeleri için. Şimdi bazı kavramları öğretmek çok zor oluyordu. Özellikle tarih ve coğrafya dersinde. Biz görsele dökersek daha akılda kalır ümidiyle hazırladık ki öyle de oldu. Mesela Türkiye haritasında 9. ve 10. sınıflarımızda illerin yerini soruyordu coğrafya öğretmenimiz. Öğrenciler illerin yerini bulmakta zorlanıyorlardı. Güneydoğu'da hangi il var, işte İç Anadolu'da hangi il var? Biz şöyle bir şey düşündük, dedik ki bir puzzle yarışması yapalım. Bu yarışma sonucunda bir hediye sunalım, hani cazip hale gelsin yarışmamız. Ve 300 öğrencimiz de puzzle yarışmalarına başladık. Türkiye haritasını tamamlama yarışmalarına başladık. 10 tane finalistimiz kaldı. Az önce onlar da burada yarıştılar ve birinci olana çeyrek altın ödülümüzü taktık. Ha, bu yarışmanın sonunda ne kazandık? Bizim 300 tane öğrencimiz Türkiye'de illerin yerini öğrendi. Diğer hazırlamış olduğumuz ürünlerle ilgili de bunu söyleyebilirim. Coğrafi terimler, tarihsel bazı kavramlar daha akılda kaldı. Çünkü ürünleri öğrencilerimiz hazırladı. Mesela burada bir İstanbul'un fethi var. Öğrenci bunu hazırladı. Sınıfında bunu günlerce çalıştı. Sınıf arkadaşları gördü. İstanbul'un fethini biraz daha kafalarında oturttular. Gemiler karadan nasıl yürütüldü gibi. Ya da işte coğrafi kavramlar var. Yanardağlar var. Biz az önce siz o esnada yoktunuz ama yanardağı bir deneyle de tutuşturduk. Öğrenci yanardağın nasıl patladığını, içinden neler çıktığını böylece görmüş oldu. Ben de sen sorayım mı? Bak başta.